Herkese merhaba, Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber harika bir şapka yapacağız. Size bir kalıp ölçüsü vereceğim. Bununla istediğiniz yaşa uyarlayabileceksiniz. Sizin için çok pratik kalıp çalıştım. Sadece bir kalıpla boy boy şapka yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Eğer bu kalıba hiç kumaş payı eklemeden direkt keserek çalışırsanız 3-8 yaş dediğimiz bu boya ulaşıyorsunuz. Yok, ben 8 yaş üstü yapmak istiyorum veya benim başım küçük, saçım az diyorsanız ve kafama tam otursun istiyorsanız, başınız küçükse, o zaman bununla yapacaksınız. Bununla ile yapıyorum. Kalıba birer santim kumaş payı ekleyerek yapıyorum. Ama benim başım biraz büyük, bol bol olsun istiyorum, rahat kullanmak istiyorum diyorsanız 1,5 santim ekleyerek bunu yapıyorsunuz. Eğer yok, bu güneşlik iyice uzun olsun, ben iyice kafamı sarsın diyorsanız o zaman da 2 santim ekliyorum. Öncelikle yuvarlağımızı keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Bir A4 kağıdını şu şekilde 4'e katlıyoruz. Bizim çapımız 15,5 olduğu için 7,75. Gelip buradan 7,75'i bulup işaretliyoruz. Bunun ayrıntılı olarak anlattığım videoyu şuraya koyuyorum. Nasıl bir yuvarlak çizilir? Oradan da seyredebilirsiniz. Evet, bu şekilde açıyorum. Ve çapı 15,5 santim olan bir yuvarlak elde ediyorum. Bu şapkamın tepesindeki yuvarlak. Bundan bir dış, bir de astar keseceğiz. Şimdi sıra geldi diğer parçamıza. Onun için yeni bir A4 kağıdı alıyorum. Ve bu A4 kağıdına üstü 25, şöyle 25 santim, uzunluğu 8 santim olan bir dikdörtgen çiziyorum. Ne dedik? 25 santim, burası da 25 santim, burası 8 santim, burası da 8 santim. Şimdi gelip bu yanlardan birer santim uzatıyorum. 1 santim buradan, 1 santim de buradan uzatıyorum. Şurası 1 santim, 1 santim. Sonra cetvelimi şuraya koyuyorum. Bunu da bu ucuna dayıyorum. Ve bu iki noktayı birleştiriyorum. Geliyorum. Tekrar burayı birleştiriyorum. Evet. Şimdi benim bu yuvarlağımın altına gelecek olan kısım olduğu için hafif bunu yuvarlamam lazım. Yani şöyle bir, çok fazla değil ama birazcık şöyle yuvarlamam lazım. Bu yuvarlamada önemli olan burayı da ölçtüğümde 25 santimden çok fazla şey kaybetmemiş olmam lazım. Yani mezuramı geçireceğim bu noktalara. 25 santim bakıyorum, getiriyorum. 25 santimden çok uzağa gitmiş miyim? Bakıyorsun, yarım santim kaydırmışım. O zaman biraz şu eğimi daha yukarı alıyorum. Yani aşağı doğru indirdikçe santimetrem uzuyor. O yüzden biraz daha yukarıdan yapıyorum. Ve şuranın da mezurayla ölçtüğümde 25 santim olmasını sağlıyorum. Şimdi burayı 25 santim olarak işaretlediğim yerleri birleştirdim. Sonra buradan aşağıya 8'er santimlik noktalar koyuyorum. Yani şu yeni oluşturduğum çizgiden aşağıya 8 santim iniyorum. Ve buraya noktalar koyuyorum. Bu noktaları niye koyuyorum? Çünkü aşağıya da bir verevlik vereceğim.
Merevlik değil de bir bombe. Bakın geliyorum. Şuradan başlıyorum. Buradan aşağıya noktaları birleştire birleştire geliyorum. Şöyle noktalar da birleşti. Bu da yaklaşık baktığımda bakıyorum. Evet. Yaklaşık 29 santim kadar olacak burası da. 28,5 olmuş. Onu biraz şöyle yine elimle ayarlayarak düzeltiyorum. Şu bombeliği veriyorum. Bakıyorum tekrar. Mezurayla ölçüyorum. Evet, 29 santim olmuş. Şimdi bunu kesiyorum. Sıra geldi 3. ve son parça güneşliğimize. 17 santim, 12 santim bir dikdörtgenimiz var. 3 tane işaretleme yapıyoruz. Sağda 1, 5 santim. Solda, yukarıda ve solda 5 santim olarak. Bu sol köşedeki 5 santimlikleri birleştiriyoruz. 7 santim. Sonra yukarıdaki 5 santim noktasından sağdaki 5 santim noktasına bir eğri çiziyoruz. 14 santim. Şimdi burayı 14 santim ölçtük. Tamam. Sonra bizim ana çizgimiz şu. 14 santim ölçtüğüm yani. Buradan aşağıya doğru 7'şer santimlik işaretlemeler yapacağım. 7 santim, 7 santim burada işaretlemelerimi yapacağım. Şöyle geliyorum. Sonra bu noktaları şöyle birleştiriyorum. Yukarıda eğim olduğu için aşağıda da eğim oldu. Bundan iki tane dış parça keseceğiz. Yani dış parça kumaşından keseceğiz. Asla kesmeyeceğiz. Bir de burada şimdi bu bir parçamız. Bundan iki tane keseceğiz ki ve sonra birleştireceğiz bunları bir selebant ya da zımbayla bu hale gelecek. Şimdi nasıl yapacağız? Bu iki ucunu birleştireceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Burası 14 santim de eğim verdikten sonra bu aşağısı da yine çizimi tamamladıktan sonra 19 santim olacak. Yani şurası 14, burası da 19 santim olacak. Şimdi bunun birebir aynısından bir tane daha kestim. Şimdi gelip bu ikisini ucuca ya selebantla yapıştırabilirsiniz ya da böyle zımbayla zımbalayabilirsiniz. Eğer benim şapkamın ön kısmı daha açık olsun diyorsanız o zaman bunu biraz şöyle zımbalayın. Yani burası biraz daha geniş olsun istiyorsanız. Benim için gerek yok. O yüzden bunları ucuca getiriyorum ve zımbayla birleştiriyorum. Özetlemek gerekirse şu yuvarlak parçamız şapkamızın burası. Bundan bir tane dışa parça astar çalışacaksak da bir tane de astar yapacağız. Bunu ben astarsız yaptım ama şimdi astarlı çalışacağım. Bu burası. Sonra şöyle 25'e 8 santim kestiğimiz bir parça vardı. Bu parça neresi? Burası. Bundan iki tane dış parça kesmemiz lazım ve birleştireceğiz ki arkayı da dolansın. Şu şekilde geniş yeri aşağıya, dar yeri yukarı yuvarlağa birleşecek şekilde iki tane dış parça. Eğer yine astar çalışacaksanız iki tane de iç parça kesmeniz lazım. Şimdi bu son güneşlik kısmı. Bunu böyle hazırlamıştık zaten. Bu da şu kısmı. Bundan iki tane dış parça keseceğiz. Bunun etrafını dolandıracağız. Bu iç tarafına da astar da çalışabilirsiniz ama burası şöyle kıvrıldığında dışı gibi gözüksün istiyorsanız dört parça kesip içine ve dışına bu ölçüyle kullanabilirsiniz. Şimdi kesimleri yapacağım ve dikişte buluşacağız. Dediğim gibi bu ölçüye hiçbir dikiş payı eklemeden keseceğim ve bize şu çocuk boyu şapkayı verecek. Ben kumaşlarımı kestim geldim. Şimdi nasıl kestiğimden bahsetmeden önce kumaş tercihimden bahsetmek istiyorum. Tamamen poplin kumaştan da yapabilirsiniz ama o zaman çok yumuşak olur.
tok durmaz şapkanız. Ama şapkanız tok dursun istiyorsanız dak keten ya da döşemeli kumaş kullanabilirsiniz. Benim kumaşım dak keten kumaş. Bunu dış için kullanıyorum. Bunu da astar olarak poplininde terletmesin diye pamuklu, %100 pamuklu poplin kullanacağım. Şimdi yuvarlaktan bir dışı için bir içi için kestim. Aynı ölçüde. Biliyorsunuz bu kalıbı koyup hiçbir dikiş payı vermeden tamamen bu ölçüde kesiyorum. Bakın şöyle üstüne de koyayım. Birebir bunun ölçüsünde. Hiç dikiş payı yok. Bu dediğim gibi 3-8 yaş için uygun. Şimdi kafa kısmına geldik. Kafa kısmında da yine dikiş payı yok. 2 tane dış kumaş, 2 tane astar kestim. Sonra bu başın altında güneşlik dediğimiz kısma geldiğimizde burada astar kesmiyorum. Çünkü şapka böyle kalktığı için astar değil dış kumaştan gözüksün istiyorum. O yüzden 4 tane bundan yine dikiş payı vermeden kesiyorum. Eğer astarsız çalışacaksanız ki olabilir. Ben astarsız da yaptım ve kullanıyorum. O zaman bunları kesmenize hiç gerek yok. Direkt kestikten sonra dikişe başlayabilirsiniz. Ama bunu yine de 4 kat yapın ki kumaşın içi çirkin durmasın. Dikişe kafayı saran kısımlardan başlıyorum. Dış yüzeyler birbirine bakacak şekilde hem bunu hem de astarı hazırlıyorum. Buradan ve buradan birer dikiş atacağım. Buradan ve buradan birer dikiş yapacağım. Şimdi kenarlarını diktik. Daha düzgün dursun istiyorsanız şu diktiğimiz yerin iç payını şöyle kıvırarak şuralara da birer dikiş atabilirsiniz. Ben atmayacağım ama fikir olarak bunu böyle ayırıp şuralarından da dikebilirsiniz. Şimdi yuvarlak parçam var. Yuvarlak parçayı bunun dar kısmını, bakın burası dar, burası geniş kısmı. Dar kısmını iğneliyorum. İğneledik. İğnelediğimizde yani burası düz olacak. Burası ters olacak. Şurayı etrafından dikkatli bir şekilde dikeceğiz. Şimdi dikişimizi yaptık. Şöyle döndürüyorum. Bakıyorum. Evet. Gayet güzel olmuş. Şimdi bunun buralarından ince bir dikiş geçeceğim ki daha düzgün dursun. Onu da nasıl geçeceğim? Böyle aşağı doğru yatıracağım. Ve şuradan incecik gerdire gerdire bir dikişle şurasının daha düzgün durmasını sağlayacağım. Şimdi güneşlik kısmına geldik. Güneşlik kısmında ne yapıyoruz? İkişer ikişer önce dikiyoruz. Yüz yüze getiriyorum kumaşları. Yüz yüze getiriyorum kumaşları. Buralarından önce birleştiriyorum. Bunu da, bunu da. Şimdi kenarlarını diktim. Bunları iç içe koyacağım. Yüzleri birbirine bakacak şekilde. Yine dediğim gibi isterseniz buralarını ayırıp parmağınızla düzeltip buralardan birer dikiş geçebilirsiniz. İçine koyuyorum. Yüzleri yüzlerine bakacak şekilde. Dikiş yerleri. Burada önemli olan dikiş yerlerinin üst üste gelmesi. Geldim. Burada da bakın birleşim yeri, birleşim yeri. Geliyorum. Buradan da bir iğneyle bunu sabitliyorum ki kaymasın. Şimdi ne yapıyoruz?
Bütün boylu boyunca burası uç kısmımız. Yine buradan tersinden dümdüz bir dikişle bütün hepsini birleştiriyoruz. Alt tarafının, yani biz şöyle kalıbımızı kestiğimizde uzun kısmı boydan boya bir yuvarlak olacak şekilde dikiyorum. Bu üstü boş kalıyor. Dikişimi yaptım. Şimdi bunu çeviriyorum. Bakın, güneşlik kısmımız oluştu bile. Şimdi bunun burasını önce ütüleyip sonra buradan ince bir dikiş geçeceğiz ki burası daha güzel dursun. Güneşliğim hazır. Şapkamın üst tarafı hazır. Geliyorum bunu buraya içine oturtturuyorum. Yine dikiş yerleri birbirine denk gelecek şekilde iğneliyorum. Bu da aynı şekilde dikiş yeri dikiş yerine denk gelecek şekilde iğneledim. Şimdi sıra geldi. Bir yine yuvarlak dikişle buradan başlayıp, isterseniz buraları da iğneleyebilirsiniz. Daha rahat olur dikmek. Burayı ucu ucuna birleştiriyoruz. Bunu birleştirdikten sonra şapkamız aslında hazır oluyor. Eğer astar hiç çalışmayacaksanız en son şunu, bu kulakları yukarı dayayıp, hatta buralarına overlock çekerseniz de iyi olur astar çalışmayacaksanız. Overlock ya da zikzak. Bunu yukarı alıp şuradan da küçük bir dikiş geçerseniz aslında şapkanız hazır olur. Ama biz astarlı çalışacağız. Onu da göstermek istiyorum. Onun için ilk yaptığımız işlemin aynısını astara da yaptım. Şimdi astar nasıl geçirilir göstereceğim ama ondan önce astarlı ve astarsız arasındaki farkı göstermek istiyorum. Şimdi aynı şapka. Bu benim ilk diktiğim şapka. Bunu astarsız olarak çalıştım. Bakın içi böyle. Dışında gayet güzel. Taktığım zaman önünü kıvırdığımda da burayı dört parçadan kestiğim için hiçbir şey gözükmüyor. Aslında böyle de kullanılabilir. Ama şimdi ben bunu bir sipariş üzerine yapıyorum. Ve astarlı olacak. Bakın astarlı dışından hiçbir farkı yok ikisinin. İkisi de aynı şapka. Dışarıdan hiçbir farkı yok. Sadece astarlının içi tabii ki daha düzgün duruyor. Buraya da poplin kullandığım için baş terlemesi yapmıyor. Çünkü pamuk, %100 pamuk poplin kumaş. Yani böyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, astar geçirmek isteyenler için ne yapıyorum? Astarımı ters çeviriyorum. Astarımın dışı, yani dış kısmı, temiz tarafı içeride kalacak. Bunun da bu şekilde içine oturtturuyorum. Ama oturttururken daha güzel oturtturmak için aslında şöyle kıvırıp oturtursak daha iyi olur. Şöyle. Ne yaptım? Şapkamın düzlerini birbirine gelecek şekilde koydum. Yine dikiş dikişe gelsin. İğneleyelim. Yine dikiş dikişe gelsin. Bu tarafını da iğneleyelim. Şimdi buradaki küçük nüansımız ne? Bunu iyice içine alacağım. Bütün olarak burayı bu şekilde dikeceğim. Tamamen yuvarlak. Hep ucuna getireceksiniz. İyice içeri atıyorsunuz o yüzden. Sadece burada küçük bir boşluk bırakacağım ki ters çevirebileyim. İşte ters çevirdim. Daha doğrusu düzünü çevirmiş oldum. Bakın buraları böylece tertemiz oldu. Şimdi şurada bir açık kalan kısım var. Hem burayı birleştirmem gerekiyor hem de aynı şurada yaptığımız işlemi, burada yaparsam, daha güzel duracak. Yani aynı dikişle hem buraya küçük bir dikiş yapacağım etrafını dolandırıp,
Hem de şurada açık kalan kısmı o dikişle birleştireceğim. Şimdi sizinle beraber hem bir çocuk boy hem de bir yetişkin boy yaptım. Bu yetişkin boy dediğim gibi tamamen sizin isteğinize bağlı. Eğer verdiğim ölçülere sağdan, soldan, aşağıdan, yukarıdan 1,5 santim ekleyerek yaparsanız çapınızı da aynı şekilde 1,5 santim büyütürseniz buna ulaşırsınız. Daha büyük bir şapka istiyorsanız, örneğin burası daha büyük, güneşliği daha büyük bir şapka istiyorsanız güneşlik parçasını 2 santim uzatın. Burası daha uzun istiyorsanız ona göre burayı 7+1,5 değil, ona göre daha yüksek yapın. Tamamen sizin oynayabileceğiniz ölçülerde. Ama bizim ana kalıbımız bu. Daha küçük yaşlara çalışmak istiyorsanız da yine aynı şekilde yarım santim, 1 santim azaltarak daha küçük yaşlara da çalışabilirsiniz. Böylece biz güzel bir bucket şapka diyorlar. Ama balıkçı şapka diyorum ben. Çok güzel yazın kullanabileceğiniz iki tane şapka yaptık. Bu anne oğul olarak çalıştım. Gittiği yere de mutluluk getirsin inşallah. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.